Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorsunuz birçok karıştılanlar serisi yapıyoruz ve bunun beşincisinde aile bireylerinden bahsederken benim, senin, onun iyilik sıfatlarıyla artık okulu kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? En çok karıştırılan konulardan yine bir tanesi. Bugün bunun üzerine durmak istedim. Öncelikle aslında benim, senin, onun, bizim, sizin, onların iyilik sıfatlarını kullanırken mutlaka artikolo kullanmamız bekleniyor. İşte benim çantam, onun evi, bizim bahçemiz vesaire derken. Fakat aile bireylerinde bir istisna durumu var. Aile bireylerinde diyoruz ki eğer aile bireylerini tekil halde kullanıyorsak, yani benim kız kardeşim bir tane ya da işte senin baban bir tane olduğunda artikolo kullanmamızı beklemiyor. Mia sorella, tuo padre, suo marito, onun eşi derken. Fakat ne zaman ki aşağıda sayacağım maddeler geçerli, o zaman yine artikolo kullanmamız bekleniyor. Nedir mesela? Eğer aile bireylerini çoğul olarak kullanıyorsak, yani kız kardeşlerim birden fazlaysa le mie sorelle. Ya da işte bizim kuzenlerimiz birden fazla olduğunda i nostri cugini şeklinde artikolo kullanmamız bekleniyor. Eğer onların anlamına gelen iyilik sıfatını kullanıyorsak da ister tekil olsun, ister çoğul yine artikolo kullanılıyor. Yani la loro madre. Normalde bu benim annem olsaydı mia madre diyecektim tekil olduğu için. Ama loro olduğu için artikolo kullandım. Ya da işte onların erkek kardeşleri derken i loro fratelli. Çünkü birden fazla oldukları için. Yine eğer aile bireylerini ifade ederken küçültme ve benzeri ekler ekliyorsam o zaman yine artikolo kullan diyor. İster tekil ister çoğul. Mesela la mia nipotina. Yine burada bir küçültme eki katıyor. Küçük işte yeğenim derken. Ya da la sua cuginetta. Etta yine aslında küçültme katıyor. Onun küçük kuzeni. Ya da il nostro zione. Burada da işte sevgili ifadesi katan bir ek. Bizim sevgili dayımız ya da amcamız derken buralarda yine tekil olmasına rağmen artikolo kullanıyoruz. Eğer ikinci bir sıfat daha kullanıyorsak sevgili eşim, işte favori amcam vesaire derken yine tekil dahi olsa artikolo kullanmamızı söylüyor. Il mio caro marito. Caro olmasaydı ne olacaktı? Mio marito. Çünkü tekil ama caro olduğu için il koyduk. Aynı şekilde il nostro zio preferito. Aslında preferito, favori sıfatını eklemeseydim bir tane amca ya da dayıdan bahsettiğim için nostro zio diyebilecektim. Bu konu bu şekilde arkadaşlar. Umarım daha açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ciao ciao.